Size müjde vereyim. Masallarda aradığımız kart dağı var ya. Gerçek. Kart dağına ben defalarca çıktım. Mayıs alımız defalarca çıktı. Mayıs'a, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir, Kaf Dağı'nın eteklerindedir. 1517 metre yüksekliğindedir. Maviye çalan tek parça bir kayadır. Manyetik etkilidir. İnsanın hastalıklarını emer. Manyetik etkilidir. Dünyanın deprem enerjilerinin %86'sını emer. Kaf Dağı'na gidin bakın. Taşların kalp şeklindedir. Bir kısmı zümrüdüanka şeklindedir. Bir kısmı zümrüdüanka yumurtası şeklindedir. Bir kısmı Ege Denizi'nin adalarına benzer. Bir kısmı doğuran hamile bir annedir. Bir kısmı da çocuğu ölmüş ağlayan bir anne şeklindedir. Kaf Dağı'nda ben zümrüdüankalar gördüm. Zümrüdüankaların kalplerini gördüm, yavrularını gördüm, yumurtalarını gördüm. Çapı 20 metreye varan zümrüdüanka yuvaları gördüm. Bugün orada durur onlar. Hem de 20 tanesini biliyorum. Kaf Dağı'nda değerli dostlar, gökyüzünde ağacı durur. Kökleri gökyüzünde, dalları ve yaprakları ve meyveleri yeryüzü insanına böyle uzatılmış halde. Gittim. Zümrüdüanka yumurtalarının taş haline dokundum. Zümrüdüanka yavrularının taşlaşmış hallerine dokundum. Zümrüdüanka kalplerinin taşlaşmış hallerine dokundum. Zümrüdüanka kafataslarının taşlaşmış hallerine dokundum. Orada zümrüdüankaya benzeyen ağacı gördüm Kaf Dağı'nın tepesinde. Ve en yüksek noktasında Muhammed yazan ağaç gördüm. Ve onun yanında Allah Muhammed yazan ağaç gördüm. Fotoğraflarını çektik. Ve değerli dostlar, Kaf Dağı'ndan daha büyük bir bulut 2022'nin Ağustos'unda bir zümrüdüankaya dönüştü. Onun videosunu çektim. O zümrüdüanka yumurtasını Kaf Dağı'na bıraktı. Yumurta şeklindeki bulutun videosunu çektim. O zümrüdüanka rahminden Tuğba ağacını doğurdu. Değerli arkadaşlarımız, 2022'nin Ağustos'unda Manisa Kaf Dağı'nın üzerinde işte zümrüdüankanın kafası, boğazı, pençesi ve kanat çırpan zümrüdüanka ve onun rahminden doğan Manisa lalesi ve onun rahminden doğan ağaç, ters ağaç. Bakın kökleri yukarıda, dalları, meyveleri, yaprakları aşağıda. Bu bir Tuğba'dır. Ve değerli dostlar, de yakından bakalım. İşte şu gördüğünüz dağ Manisa Sipil Dağı. Bakın. İşte şu yumurtası bakın. Bu da zümrüdüanka kendisi. Bakın rahminden Manisa lalesi çıkar. Ya da değerli dostlar, siz onu ters çevrilmiş bir ağaç olarak gördüğünüzde alın bakın. Ters çevrilmiş bir ağaç. Tuğba ağacı. Tuğba ağacı neden ters çevrilir? İnsanlar zahmet edip meyvelerini koparmak için yüksekleri tırmanmasınlar, yere düşmesinler diye. Rahatlıkla toplayabilsinler diye. Ben çok sık gidiyorum Kaf Dağı'na. Oradan yeni bilgiler alıyorum Tuğba ağacından. Dünyaya götürüyorum. Gece gündüz ulaştırıyorum.
Kaf'ta zımırdan kaynatır. Bunu böyle kısa ve söyleyebilirsek tüm diğer ayrıntılarını eğitimlerde anlatırız.